38. bölüm, 38. bölüm. Tapınmanın kökeni, tapmanın kökeni. Kardeşlerim, karındaşlarım, mini günlerim, esenlikler, esen olsun, esen hu. İmkansız insanlar, yazık bir kenara. Devam ediyoruz arkadaşlar. Serimiz muhteşem bir şekilde gidiyor. Dedim ya, her şeyi çıkartırız, takır takır çıkartırız. Kaynakça Cengiz Altındır, nokta. Şu Oannes'i bir de hatırlayalım ya, Oannes. Oannes ismi çok açıktır ki Yunanca'ya geçmiştir. Bu ismin köken olarak büyük bir olasılıkla Vanya'da, Vanva veya Uanu'dur. Uanu'dur, insan vücudunun kısmının iki yaşam tarzıyla sembolize olarak tarımın, toprağın, saygı nesnesinin simgesi olan Va'dan gelir. Balık bilimindeki denizcilerin temsilcisi olan Ve. Denizcilerin saygı nesnesi olan Ne ve A'dır. Ne ve A'dır. Bakın Va arkadaşlar üzerine bir de Ne ekliyor. Ne ve A'dır. Bu insan ve balık olarak kişileştirilen kişi Hindistan'a göç etmiştir. Beros'un yaşadığı zamanda ve anılarda anlatılan buralarda çok karışıklıklar ve belirsizlikler olmuştu. Devamında birinci kolon uygarlığının kurucularına ödün vermişti ve bunları içeriye alarak kendi zamanında denizcilerin saygı nesnesi olan Ne ve A'dır. Va'dan gelir arkadaşlar. Dedim hep eklemeliydi yani. Bu insan ve balık olarak kişileştirilen kişi Hindistan'dan göç etmiştir. Beros'un yaşadığı zamanda ve anılarda anlatılan buralarda çok karışıklıklar ve belirsizlikler olmuştu. Devamında birinci kolon uygarlığın kurucularına ödün vermişti ve bunları içeriye alarak kendi zamanında sanatın, bilimin yolunu açarak insanların eğitimli olmasını sağlamıştır. Şimdi söz etmek gerekirse bu değişken olan hem insan hem balığın bizler sonuç olarak fikir birliğine vardığımız şudur. Hindistan'dan göç etmiş Hindular Babiller'de birçok kralın altında yer almışlardır. Sanatın, bilimin yolunu açarak insanların eğitimli olmasını sağlamıştır. Şimdi de söz etmek gerekirse bu değişken olan hem insan hem balığın bizler sonuç olarak fikir birliğine vardığımız şudur. Hindistan'dan göç etmiş Hindular Babiller'de birçok kralın altında yer almışlardır. Bunlar 3. kral, 4. kral, 5. kral da bunlara verilen isim Amil Larost veya Ammenon ve de Amelagorast. Bu 3 isim de Am kelimesiyle başlıyordu. Ame arkadaşlar. Amurga. Amurlar. İskit saka. Ame kelimesi. Unutmayın dedim ya. Bütün. Çünkü bu kelimenin başına bir de he ekliyor. Ham oluyor. Hamitler oluyor ya. Çok şey oluyor. Değil mi ya? Her şey Türkçe'den başlar. Am kelimesiyle başlıyordu. Buradaki izlerden, işaretlerden, belirtilerden çıkan sonuç şudur ki. Buradaki kralların saygı nesnesi topraktı. Bunlar insana gelir. Bunlar 3. kral, 4. kral, 5. kral da, 5. kral da bunlara verilen isim Amil Larost veya Ammenon ve de Amelagorast. Bu 3 isim de
am kelimesiyle başlıyordu. Amer, amer, am kelimesiyle başlıyordu. Buradaki izlerden, işaretlerden, belirtilerden çıkan sonuç şudur ki, buradaki kralların saygı nesnesi topraktı. Ve bu krallar sonuç olarak hepsi de çiftçilerdi. Altıncı kralın ismi Mamafi olarak Davos'tu. Bu isim zannediyoruz ki belirtilmiş olan Anne Dotost. Yani hem insan hem balık olan kişiydi. Ortaya çıktığı ve altıncı kralın yönetimindeki iken Hindistan'dan gelen bir boyun Babillere yerleştirilip bunlara kişilik kazandırmıştı. Ve bu krallar sonuç olarak hepsi de çiftçilerdi. Altıncı kralın ismi Mamafi olarak Davos'tu. Bu isim zannediyoruz ki belirtilmiş olan Anne Dotost. Yani hem insan hem balık olan kişiydi. Ortaya çıktığı ve altıncı kralın yönetiminde iken Hindistan'dan gelen bir boyun Babillere yerleştirilip bunlara kişilik kazandırmıştı. Ve belli bir zaman sonra burada yeterli derecede etki sahibi olmuşlardı. Bu da kral için çok iyi bir şeydi. Bu arada kral buralara yeni gelenleri kötü insanlara karşı koruyordu. Aynı şekil çiftçileri de. Bu Anne Dotos'un konjektürünün aynısı yedinci kral Eve Doranços zamanında da sürmüştü. Ve belli bir zaman sonra burada yeterli derecede etki sahibi olmuşlardı. İnsandan gelen boy olmuşlardı. Bu da kral için çok iyi bir şeydi. Bu arada kral buralara yeni gelenleri kötü insanlara karşı koruyordu. Aynı şekil çiftçileri de. Bu Anne Dotos'un konjektürünün aynısının 7. kral Eve Doranços zamanında da sürmüştü. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Muhteşem güzeller. Değil mi? Arkadaşlar muhteşem, inanılmaz bilgiler. Tutturan bilgiler işte. İnanılmaz. Milattan önce 4500-5000 ile milattan önce 2000 arası arkadaşlar. Nelerin yaşandığını hepsini teker teker her hafta bir her bölümde geliyor. Geliyor. Göreceksiniz. O muhteşem bilim adamlarının hepsi benim yüreğimdir arkadaşlar. Bunlar Mısır'ın hieroglifleridir. Anlaşılmaz yazılardır. Urkaştım yani Mezopotamya'nın aynı şekilde Hindistan'da arkadaşlar. Çözen insanlardır. Tapmanın kökeni arkadaşlar. Diyorum lütfen bu videoları yayın. Bu olmazsa olmazımızdır. Bütün insanımız bilsin yani. Tapınmanın kökleri. Tapmanın kökeni arkadaşlar. Bilinsin her şey. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.